Peki bakalım sevgili Devrim Hoca bizlerle beraber her perşembe akşamı olduğu gibi. Hocam selamlar, güzel bir akşam olsun. Sevgili Gevez, iyi akşamlar hepinize. Abi bütün dünya Elon Musk'ın X üzerinden Bitcoin satışını konuşuyor. Bu neden bu kadar önemli? Yani niye X üzerinden olduğunda bir şey mi değişecek? Sevgili Gevez'e, bendeki sohbetlerimizde dile getirdiğimiz bu tek uygulama olma mantığı yavaş yavaş kendi meyvelerini vermeye başlıyor ve özellikle herkes elinde bulundurmuş olduğu o uygulama üzerinde her şeyi yapabilme yetisine insanları kavuşturmaya çalışıyor. Bu sadece ödeme sistemi olarak kripto varlıkları kullanmak değil, mesela dün akşam çıkan bir haberle de artık telefona ihtiyaç duymayacağımız ve sadece X ya da eski Twitter eşleşmeyi hala yapamayanlar için onu da her seferinde söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Kendisi de yapıyor zaten. Kendisi de diyor ki formal şey diyor. Formal Twitter diyor. Aynen. O yüzden artık büyük ihtimalle bu GSM sektöründeki telefon numaraları uygulamalarını da yavaş yavaş dijital bu tür sosyal medya ile birlikte yer değiştirmeye başlayacağız. Şimdi tabii eş zamanlı olarak Elon Musk bu Starlink projesiyle bir taraftan da aslında bütün dünya üzerindeki telefon hizmeti, telefon ve internet hizmeti veren servis sağlayıcılarının işini elinden alıyor değil mi abi? Kesinlikle. Bunu ilk çıkartan eskiden Skype diye bir uygulama vardı. Hala kullanan arkadaşlarımız varsa onlara da selam olsun. Onu daha sonra Microsoft satın almıştı. Şimdi bu uygulamaları yeni nesil, yeni dijital sistemlere uygun olarak uydu kurgularıyla birlikte daha kapsamlı halde insanlara sunmaya başlıyorlar. Bu arada Elon Musk 7'den 70'e, tepeden tırnağa her türlü şeye el atmış durumda. Sen uzaydan bahsediyorsun, Starlink diyorsun. Bunun bir adım sonrasında SpaceX ile kim bilir uzay yolculuğu, taşımacılığı başlayacak. Ve özellikle Mart-Nisan aylarında deneme izni alan Neuralink ile birlikte de artık belki sadece düşünerek birbirimizi arar hale gelmeye başlayacağız. Bir numara çevirmek ya da bir elimizde cihaz olmadan sadece ya ben Geveze'yi aramak istiyorum dediğimiz zaman karşımızda Geveze bağlanıyor olacak gibi bir tip böyle telepatik yöntemlerde insanların da çok hayatında yer alacak diye düşünüyorum. Bu arada şimdi hakikaten Devrim Hoca'nın anlattıkları bu çok bilim kurgu gibi geliyor da adamlar baya baya izni aldılar. FDA izni de almak üzereler bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Vücudun içine, daha doğrusu onun yeri de belli, kulağın hemen arkasına bir çip yerleştirilecek. Bir insan şey diyor ya, ben bunu hayatta yerleştirmem, öyle şey olur mu bilmem ne vesaire diyor. Ama bir insan da bu konuda çok hevesli, çok heyecanlı. Hemen bana, hatta ilk bana yapsınlar diyenler sırada bekliyorlar ve bunu parayla yapacak Elon Musk. Bedava vesaire de değil. Yani insanlar bunun için bir de para ödeyecekler. Sevgili Gevezi, geçtiğimiz üniversite sınavından önce bana soranlar çok olmuştu. Bizim zamanımızda vardı hatırlarsan. Özellikle bu dışarıyla bağlantı kurup orada soruların cevaplarını alabilmekle ilgili böyle çok temel düzey mantık çözmeye çalışıyordu o zaman sınava giren öğrenciler. Devrim Hocam gerçekten bu arada çok nazik anlatmaya çalıştı. Sonuçta kendisi bir hoca. Ben altyazı vereyim, yani dışarıyla kopya nasıl çekilir diye kafa patlatanlar vardı demek istedi. Ama bunu olabildiğince zarif bir şekilde anlatmaya çalıştı. Her zaman gibi çok açık buldum. Çok teşekkür ediyorum beni çevirdiğin için. Yapay zekayla, robotlarla bu kadar iç içe olunca da dediğin gibi bir çevirme normal insan anlayışına da ihtiyaç duyuyor. Haklısın. Sonuç itibariyle yani bunu yaptığımız andan itibaren oradaki o kopyalama ya da oradaki birbirleriyle veri alışverişini nasıl yakalayacaksınız? Eski Hababam'daki Kel Mahmut'un pozisyonları yavaş yavaş mazide kalmaya başlayacak diye. Abi tabii teknik olarak mümkün değil. Yani bir kere iş görüşmelerinden şirket toplantılarına kadar hiçbir şeyin gizliliği kalmayacak. Şimdi karşında biri oturuyor. Acaba vücudundaki implant kayıtta mı değil mi? Şu anda sesi başka bir yere aktarıyor mu, aktarmıyor mu? Veya
İnternet üzerinden benim söylediğim şeylere karşı yapay zeka abinin kulağına bir şeyler üflüyor mu üflemiyor mu hiçbir şekilde bilebilme şansımız yok artık. Kesinlikle. Bir de bu Twitter ya da Instagram'dan takip edenler varsa geçtiğimiz haftanın içerisinde onu da paylaştım. Mesela ben isim hafızam çok kötü. Ya geçen gün işte birisiyle karşılaştım. İsmi neydi hatırlamıyorum. Artık mazi olmaya başlayacak. Nasıl çözülüyor diye bunun da prototip videoları yayınlanmaya başladı. Diyelim ki devrimle geveze karşılaştı. Ben devrim olarak kendi ismimi söylemeden geveze kimdi bu arkadaş diye baktığı zaman onun gözünde ya da gözlüğünde ya da işte o sinir sistemiyle birlikte ona karşısındaki insanın devrimden yana olduğu, işte yaşının 5-0 düzeyinde olduğu, hoca olduğu, işte her hafta perşembe günleri gevezede canlı yayına katıldığı gibi bu tip böyle bütün her şeyi döküyor olacak. Ve siz ya nasılsın arkadaş deyip onunla sohbet etmiyor. Yani bizim insani yeteneklerimizi de çok arttıracak. Hep böyle negatif konuşuyoruz ama pozitifte de çok artışı olacak. Ama anladığım kadarıyla bu arada bizim bütün hayat bilgimizi de çalıyor demeyeyim. Bizim elimizle bunu yapan şirkete veriyor olacağız. Yani çünkü bizim bütün gördüğümüzü, bizim bütün duyduğumuzu bu implantta görüyor ve duyuyor olacak. Bizim iznimizle bir ana server'a yolluyor olacak. Orada da bir yapay zeka bunu 7/24 işliyor olacak. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle sevgili Gevezi. Birazcık da sağlık tarafından bu işe yaklaşırsak özellikle demans, Alzheimer gibi hastalığı olan yaşlılar için bu çok ciddi anlamda bize artı değerler katacak ve onların en azından bu süreçlerini durdurarak bir nasıl takma uzun takılıyorsa ya da işte bir nasıl farklı nakille birlikte işte kalp nakli, göz nakli ya da farklı böbrek nakli yapılabiliyorsa artık bu beyin süreçleri içerisinde de onları sanki yedek bir hafıza gündeme getiriyor pozisyonunda. Özellikle bu hastalıkla baş etmeye çalışan hem kendileri hem yakınları için de çok büyük artı değerler taşıyor olacak. Bu arada YouTube'un da şöyle bir şey var, şöyle bir söylenti var YouTube'la alakalı. YouTube önümüzdeki ay içinde fısıldadığınız ya da lay 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 diye anlattığınız şarkıları arayan bir arama motorunu deneme sürüşünü piyasaya sürüyor. Yani piyasa değil aslında denemeleri başlayacak. Ya yani ben bir şarkı arıyorum. Hep böyle oluyor ya. Yani o an şarkının adı neydi hatırlamıyoruz. Onu biraz mırıldanacaksınız. YouTube onu bulacak sizin için. Na 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 na. Buldu mu gelecek? Ya bu arada bunu Mozart yazdı biliyorsun değil mi abi? Bayanlar baylar sevgili Devrim Hoca bizlerle beraberdi. Devrim Danyal çok teşekkürler. Çok güzel bir hafta olsun. Hafta sonu olsun şimdiden. Hepinizin sevgili gelinizi herkese hafta sonu. Devam.